Değerli izleyenler artık e, üzümlerde son aşamaya geldik. Ben artık havalar çok sıcak gittiği için 2-3 günde bir damlamadan su akıtıyorum. Çünkü üzümler susuz kaldığında kök çalışmıyor. Kök çalışmadığında da puruşmalar meydana gelebiliyor. Özellikle örtünün altında olduğu için bu bakımlarını mutlaka yapmamız gerekiyor bu zamanda. Şu anda üzüm çünkü satma aşamasındayız. Yakın zamanda üzümün ben dip yaprağını daha şu ana kadar aldırmadım. Bugün Ağustos'un 3'ü ve Ağustos'un 3'ü itibariyle artık daha... Yapraklar bağlarda alınmadı artık ama e, işçileri söyledim yani artık e, bu yaprak alan arkadaşlar 2-3 gün içinde yaprakları aldırmaya başlayacağım e, daha fazla çünkü Daha fazla şey yapmak istemedim e, Artık fazla kapalı kalmasını istemiyorum çünkü satma aşamasına geldik Üzümün de artık kendini göstermesi gerekiyor Öncesinde filizleri kesmiştik artık dip yaprağına aldıracağız suyu atmaya açmaya devam edeceğiz İlaç atacağız. Yine ballık, külleme ve zehir. Mutlaka bu üçünü şu anda atmamız gerekiyor. Sıcaklarla birlikte ballık olma durumu söz konusu. Salkımın ortası ballık olduğunda o üzümü hiçbir şekilde yaş satamıyoruz. O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şu anda dediğim gibi yaş üzüm alıcıları bağlara gelip bakıyorlar. Şu anda üzüm artık satma aşamasındayız. Bazıları bağlara bazı bağlarımızı götürüye veriyoruz. Yani mesela 15 dölüme şu kadar para istiyoruz diyoruz. O 15 dölümü komple o adama vermiş oluyoruz. Biz bu şekilde parça parça sattığımız gibi kilo üzerinden de anlaşıyoruz. Mesela kilosu 5-6 lira gibi rakamlarla anlaşılarak bağın içinden satış gerçekleştiriliyor. Bu alıcı kişiler kendi işçilerini getirerek üzümleri kesip kasalara dolduruyor. Bize sadece en son kilosunu söylüyorlar. Ve bu kilosu üzerinden sattığımız, anlaştığımız fiyat üzerinden biz paramızı alıyoruz. Nasıl anlaştıysak. Şimdi bu aşamasındayız artık. Yani işin son aşamasına geldik. Artık bu son aşamasında artık üzümlerimizi sofralarda buluşturacağız. Bizim yapacağımız şu saatten sonra artık bu sıcaklarla birlikte üzümleri bozmamak. Çünkü üzüme temizlik yaptıkça üzüm bozuluyor. Ben o yüzden şu anda üzüme temizliğe de girmedim bu zamana kadar. Güneş yanıklarını dahil aldırmadım. Üzümlerin tanesi gayet iyi. Bu taneyi de bozmak istemiyorum hiçbir şekilde. Artık tam böyle düzgün olarak üzümlerimi satışa çıkarmak istiyorum. Önümüzdeki günlerde süreç içerisinde yaptığımlarımızı da yine aynı şekilde paylaşacağım. Üzümü sattığımda yine aynı şekilde paylaşacağım. Ve hangi ilaçları uyguluyorum bunları da siz değerli izleyenlerimle paylaşacağım. Bugün... 45 derece sıcaklık var. Ben size Manisa Alaşehir'den sesleniyorum. Manisa Alaşehir Üzümlü Köyü'nde bugün 45 derece sıcaklık var. Ve sıcaklıkta üzümler bozulabiliyor aşırı sıcaklardan. Aslında üzümlere bu sene sıcaklar alıştı. Ancak böyle aşırı sıcak günlerde yine üzeri bozma yapabiliyor üzümün. Biz bozulmaması için şöyle üzerlerine örtü sistemi yaptırmıştık zaten. Şu anda bağlar örtülü. Kollarını da kesmedik daha fazla. Üzümü de bir anlamda koruyor. Sularını da dediğim gibi gece boyunca açtık. Artık sıcakta su kesinlikle buhar yapmaması için açmıyoruz. Öğlene doğru veyahut da sabahın güneşini yedikten sonra suları kapatmaya gidiyoruz. Çünkü bu örtünün altında terleme yaptığında artık üzümlerde çöp küllemesi, normal külleme, bu tür hastalıklar türeyebiliyor. O yüzden buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli izleyenler videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.